Merhabalar arkadaşlar. Loasel DVP-02LC SL'ye dair Türkçe manueli yayınlamıştık. Orada bu manuelin ya da bu modüllerin kullanılacağı programın tanıtımında daha sonra yapacağımıza dair küçük bir not almıştık. Şimdi arkadaşlar Loasel modülünün kullanımı ya da parametrelerinin upload, download edilebilmesi için kullanılan programın adı LC Soft programıdır. Şimdi bu programı Delta'nın orijinal resmi sitesi üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. İki tane sürümü var şu an sitenin üzerinde. Bir tanesi 3 MB, bir tanesi de 6 MB'lık bir kapasitede indirip kurup inceleyebilirsiniz. Şimdi program arayüzü şu şekilde arkadaşlar. Burada ilgili yerleri hep beraber inceleyelim isterseniz. Ben öncelikle bu programın tanıtıldığı kendi manuelü üzerinden ilgili alana gidiyorum arkadaşlar. Şimdi burada DVP-02LC-SL'nin yazılımının ayarlanmasıyla alakalı bir bölüm var. Pekala burada öncelikle şuradan başlamış. Şimdi Communication Settings dediği haberleşme ayarlarını yapma kısmı arkadaşlar. Şimdi burada programda Option seçenekler bölümünde haberleşme ayarları bölümü bulunmakta arkadaşlar. Kontrol edelim. Seçeneklerde haberleşme ayarına geldiğimizde karşımıza bu şekilde bir arayüz çıkıyor arkadaşlar. Buradan haberleşme tipini seçebilirsiniz ki RS-232 olarak kullanıyorsunuz ki RS-485 olarak da arkadaşlar ayarlamak adına hemen orayı da kontrol ediyorum. Burada sistem ayarları kısmında 9600 işte ASCII vesaire burada RS-485 ya da RS-232 olarak seçilebiliyor. Şimdi haberleşme ayarı kısmında biz programı upload ya da download edeceğimiz için RS-232 bağlantısı bulunmakta. Burada tabi COM port taktığınızda bilgisayarınıza burası her bilgisayara göre değişiklik gösterebilir. Burada COM port seçiyorsunuz ilgili. Baud rate dediğimiz haberleşme hızını buradan seçiyorsunuz arkadaşlar. Ve buradan oto algıla diyerek aslında biz bu Loasel'i buluyoruz arkadaşlar. Yani Loasel'in ayarlarına buradan erişebiliyor ve Loasel'le bağlantıyı kurabiliyoruz. Pekala burada ayarlarımızı yaptıktan sonra işte kompor seçimimizi yaptık ya da haberleşme hızıyla alakalı ilgili dataları set ettik, kaydettik arkadaşlar. Ve RTU ASCII olarak da burada ilgili bilgileri set ettikten sonra arkadaşlar auto detecting yani otomatik arama ya da otomatik tarama diyebiliriz buna. Burada başlıyor arkadaşlar. Bulduğunu varsayıyorum ben. Bulduktan sonra yani communication settings completed dediği haberleşme ayarları tamamlandıktan sonra yukarıda bulunan toolbar üzerinden şuradan arkadaşlar orayı da hemen göstereyim sizlere. Şunu düzeltelim hemen. Haberleşme kısmı üzerinden online dediğimizde artık online olarak yani haberleşme kuruldu, bağlantı sağlandı ve biz Duasell ile online aktif olarak haberleşebiliyoruz. Demek oluyor aslında online'ı seçtiğimizde ve bağlantıyı kurduğumuzda artık Loasel ile işlemlerimize devam edebiliriz anlamına geliyor arkadaşlar. Daha sonra bu online menü açıldıktan sonra arkadaşlar burada soruyor. Do you want to upload data from DVP-02LC diyor. Yani datayı diyor bilgileri ya da şu an bilgisayarda program olarak ilgili dokümanları, dataları DVP-02LC'ye upload yani yüklemek istiyor musunuz diye soruyor. Eğer biz burada yes dersek ya da evet dersek upload edecektir. Şimdi burada buraya atlıyorum arkadaşlar. Şuraya gelelim. Şimdi the average values dediği ortalama değer aslında bunlar. Channel 1 ve Channel 2 yani kanal 1 ve kanal 2'nin ortalama değerlerini burada görüyoruz. Yine şurada ikisinin toplamın ikiye bölümüyle beraber ortalama değer ekranı aslında geliyor. Burada değerin üzerine tıkladığımızda bu karakterler enlarged yani büyüyor ve şu şekilde bu değerleri aslında görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi buradaki kritik konulardan bir tanesi de şu filtering dediği filtreleme işlemi. Diyor ki
Eğer diyor filtreleme fonksiyonunu not enabled yani etkinleştirmediyseniz diyor arkadaşlar the window for the filter average value will display. Yani şunu diyor aslında filtreleme ortalama değer ekranı diyor 32.767 gösterecektir diyor arkadaşlar. Ve eğer biz bu fonksiyonu etkinleştirirsek yani enabled yaparsak burada ortalama olarak zaman aralığı yani time istediği ya da süresi ya da deneme adedi bu da 30'dan büyük olmak zorunda diyor. Ve bu etkinleştirdikten sonra tabii 30 olmak zorunda. Ve filtre percentage dediğimizde yüzdelik oran diyor. Bu da set edilmeli diyor. Yani ayarlanmalı diyor kullanıcı tarafından. Şurada görmüş olduğumuz ikonlar da yani upload ve download ikonlar arkadaşlar. Bu ikonları da kullanarak yine program içerisinde şu an ben de aktif değil. Herhangi bir şekilde bir modüle bağlı olmadığım için programı upload ya da download edebilirsiniz. Şimdi haberleşme ayarlarını az önce söylemiştim. Biz RS-232 ile bağlanıp programı yükledik veya çekme işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. Yine burada format olarak RS-232 ve RS-485'i bizlere izin veriyor arkadaşlar program kullanım adına. Aynı şekilde burada işte download etmek için bu ikona tıkladığımızda parametreleri aslında biz DVP-02LC-SL modülünden almış oluyoruz arkadaşlar. İlerliyorum ben arkadaşlar. Communication Settings kısmında şu şekilde yani sistem ayarları kısmı aslında Türkçe olarak da burada bu şekilde verilmiş. Şimdi eigen value dediğimiz yani karakteristik değer ya da öz değer buradan 1, 2, 4, 6 olarak seçilebiliyor. Farklı modüllerde burası değişebiliyor arkadaşlar. Ya da farklı demekten kastımızsa işte 6'dan sonraki rakamlar da çıkabiliyor. Bu modülden modüle farklılık göstermekte. Buradan RS-232 ya da RS-485 üzerinden haberleşme ayarlarını set edip arkadaşlar yükleyebilir de çağırabilirsiniz. Yani dataları alabilir ya da yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu kısım bununla alakalı. Burada yine biz Türkçe manuel üzerine vermiştik. Control Register 2 ya da Control Register 3 ile alakalı. Hemen onları da kontrol edelim isterseniz. Şu şekilde Control Register 2'de öz değer yani karakteristik değer de denilebilir arkadaşlar. Burada bu seçimler ya da Control Register 3'te de ölçüm için tepki zamanı denilen işte milisaniye cinsinden değerleri arkadaşlar aynı şekilde buradan seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada da bunlarla alakalı açıklamaları vermiş. İşte RS-232 haberleşmesinde Control Register 52 üzerinden bu kontrol ediliyor. Ve işte aralığı buradan aslında istasyon adresini, haberleşme hızını ve transfer mod dediğimiz bu hangi yani transferi yani veri alışverişini hangi modda gerçekleştireceğimizi yine burada da söylemiş. Control Register 53'te RTU mu ya da ASCII modda mı olacağına dair bu işlemleri buradan gerçekleştirebiliyoruz. Türkçe manuel üzerinden bakıp aslında ne olduğuna dair bilgileri yani kontrol register'larını kontrol ettiğimizde orada da açıklamalarını göreceksiniz arkadaşlar. Ben programa dair parametre ayarları kısmına geldik. Burayı da anlatmak istiyorum. Şimdi kanal 1 ya da kanal 2 için arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz seçenekler mevcut. Kanal 1 ya da kanal 2'yi aktif ya da aktifliğini yitirmesi açısından ne diyebiliriz buna? Yani aktif olmayan diyebiliriz ya da aktifleştirmeyi iptal etmek adına da buradan bu tiki kaldırarak kanal 1'i aktif ya da özür diliyorum kanal 2'yi aktif ya da inaktif yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi kanal 1 aktif burada brüt net dediğimiz aslında brüt ve net kavramları şu şekilde dara ağırlığı dediğimiz bu bizim Loisel modülümüzün modülden ziyade yani Loisel ölçümlerin yapıldığı sistem üzerinde bizim ölçeceğimiz ağırlığın dışında da bu kabın ya da dış kabının bir ağırlığı olacaktır arkadaşlar. Şimdi bu ağırlığa da aslında dara diyoruz. Yani bir paketin içerisindeki burada ne örnek verebiliriz? İşte bir paket dolusu bir kutunun içinde elma olduğunu varsayalım. Yani kutuyla beraber ağırlığı aslında brüt oluyor. Biz kutunun ağırlığını çıkardığımızda net bir ağırlık oluyor. Kutunun ağırlığı ise dar ağırlığı oluyor.
Pekala burada işte brüt ve net işlemlerini ya da dara ağırlığı kısmını da buradan girebiliyoruz arkadaşlar. Maksimum ağırlık 32.767. Ölçüm birimi olarak arkadaşlar kilogram gram cinsinden ya da burada T ve N dediği işte kuvvet cinsinden vesaire seçimlerimizi yapabiliyoruz. Burada durma aralığı hani stabil olarak ölçüm yapılabilmesi için hangi aralıklarda ya da kaç kere dursun ya da devam etsin ya da stabil ölçüm için değer alsın gibi düşünebilirsiniz. Bu durma aralığı da stabil ölçüm açısından önemli olduğu için bu işlemleri de yani durma adedi ya da durma aralığı gibi buraları da kendiniz yani sisteminize göre ayarlayabilirsiniz. Filtre oranı ya da ortalama adet gibi burada bu seçenekleri görüyoruz arkadaşlar ki bu seçenekler parametre ayarları kısmından yapılıyor. Burada da bu manuel üzerinde de yine bunları anlatmış arkadaşlar. Nasıl olduğuna dair kontrol register'ları bilgisi verilmiş. Yine Türkçe olan manuel üzerinden bu kontrol register'larını kontrol edebilir ve hangi kontrol register'ında ne yapacağınıza dair ya da ne yapıldığına dair bilgileri arkadaşlar buradan öğrenebilirsiniz. Şimdi ben yine çok uzatmadan ilerlemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi burada correction settings dediğimizde aslında bu bizim LOAS serimizin ayarlanmış ayarlar kısmı da diyerek de geçiyor bu LCSoft içerisinde. Dijital değer dediğimiz bizim koyduğumuz ağırlığın değerini buradan giriyoruz arkadaşlar. Ve ayarlamalarımızı yani işlemlerimizi aslında buradan yapacağız. Bir kalibrasyon işlemini. Şimdi kanal 1 için ya da kanal 2 için buradan dijital değerlerimizi gireceğiz. 1 kilogramlık bir ağırlık gireceğiz ve bu girdiğimiz ağırlığın cinsini gram ya da kilogram olarak belirlediğinizde dikkat edin arkadaşlar. Burada girdiğiniz değere göre aslında programdan set edeceğiz ve kalibrasyon işlemlerine bakacağız. Şimdi biz bağlantıyı kuramadığımız için şu ekran gelmiyor fakat kanal 1 connection yani correction özür diliyorum. Düzeltmesi için zero weight value connection correction dediğimiz kısımda sıfır ağırlık değer düzeltmesi diye geçiyor. Yani burada bir 1000 değerini giriyoruz 1 kilogram ve ardından da sıfır değerini girerek burada kalibrasyon işlemlerimizi yaptığımız ekranda tam olarak burası arkadaşlar. İlerliyorum. Burada da yine ilgili kontrol register'larla alakalı bilgi var. Burada kontrol register 26 olarak bildirilmiş. Bakalım kontrol register 26'da ne demişiz? Ağırlık düzeltme komutu. Şimdi kullanıcıların yani biz bu LOASCEL modülünü kullanacak kişilerin ağırlığı düzeltebilmesi adına kullanılan ve varsayılan olarak da hex 0 0 0 0 yani aslında 0 kullanılıyor. Burada hex 0 0 0 1 ya da 1 değeri olarak da diyebiliriz. Channel 1 için yani kanal 1 için okunan ağırlığı 0'a resetle komutu. 0 0 0 2 de channel 1 için ağırlık düzeltme komutu oluyor arkadaşlar. Ve ağırlık düzeltme işlemlerinin ardından düzeltme parametresini kalıcı hale getirmek için de control register 41 kullanın demişiz burada. Yine ilgili adımları siz takip ederek bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. En altta da şimdi status programı tanıtmak adına biraz daha hızlı ilerliyorum. Monitör kısmında da bu bağlantıyı yani online olarak bağlantıyı kurduktan sonra kanal 1 ya da kanal 2 için arkadaşlar yani status flag dediğimiz durum bayrakları ya da error flag dediğimiz hata bayrakları buradan arkadaşlar bunların durumunu görebiliyorsunuz. Aktif olduğunda zaten yeşil olarak burada karşınıza çıkacaktır. Çalışıp çalışmadığını ve durumlarının ne olduğuna dair bilgiyi de elde edeceğimiz yer status olarak ya da program içerisinde arkadaşlar Türkçesinde de monitör yani izleme de olarak adlandırabiliriz. Buradan da bu işlemleri gerçekleştirebileceksiniz. Şimdi burada aşağı tarafta örneklere geçmeden önce de şimdi error kod da bu şekilde göstermiş. Kırmızı olarak gördüğünüz gibi yani hata kodları içerisinde eğer bir hata meydana geliyorsa da bu da program bize izleme kısmından, monitör kısmından gösterecektir. Ona göre de önlemini almak ve çözümüne ulaşmak da bir sonraki adımlara geçmek olacaktır. Şimdi burayı da atlıyorum ve Correction by MPU dediğimiz az önce program içerisinde arkadaşlar şu ayarlanmış ayarlar kısmında
şöyle söylemiştik. Yani bu 0 ve işte 1 kilogramlık bir cihazla bir kalibrasyon yapmak istediğimizi ifade etmiştik. Burada da bu düzeltme ayarlarını nasıl yapacağız? Şimdi burada bir örnek vermiş manuel bize. Şimdi bu örnek içerisinde diyor DVP02LCSL modülü diyor. DVP serisi PLC MPU yani aslında ana CPU olarak PLC'ye bağlandığını söylüyor ve Channel 1 için diyor yani to olarak burada yani to instruction komutunu kullanarak bir düzeltme gerçekleştireceğiz. Pekala bunu inceleyelim beraber. Şimdi burada cihazların ikisini de enerjilendirdiğimizi ifade ediyor ve LoRa seri diyor. Bu şekilde arkadaşlar kablosunu işte bağlantılarını tamamladıktan sonra LoRa'ya bağlanın diyor. LoRa şu şekilde bağlı olduğunu varsayıyorum ben. Şimdi set up every parameter and eigen value according to actual measuring gibi devam eden burada da şunu diyor. Yani her parametresini ve LoRa'nın eigen value dediğimiz öz değerini ayarlayın diyor. Burada da şunu diyor işte biz burada diyor default settings dediği fabrika ayarlarını kullanacağız. Burada örneğe devam ediyoruz. Yani VPL Soft'ta yazılmış bir programın ya da ISP Soft'ta da yazabilirsiniz. Örneğine bakalım arkadaşlar. Şimdi burada M0 yükselen kenar tetikleme komutuyla başlıyoruz. To komutu şu şekilde kullanılıyor. Şimdi bu K100 bizim özel modülümüzü ifade eden yani hangi özel o ilgili özel modülü aslında ifade ediyor. Bu modülde K26 kontrol register'ına diyor arkadaşlar. To yani buna A, E anlamına da gelir Türkçesinde. Bir adet data yaz diyor. Hangi datayı yazacağız? H1 datasını yazacağız arkadaşlar. H1 datasını kontrol register 26'ya yazıyoruz. Bakalım şimdi kontrol register 26 neymiş? Bu ağırlık düzeltme komutu. Peki yazdığımız bir ne? H001 Channel 1 için okunan ağırlığı sıfıra resetle komutudur. Aslında burada şu şekilde de görmüş olduğumuz gibi LoRa'da herhangi bir yük yok iken biz LoRa'yı kalibre etmek için ya da kalibrasyonunu yapmak için H1 yani hex olarak bir komutunu gönderiyoruz ve burada M0'ı set ediyoruz. Daha sonra diyor ki bize 1 kilogramlık bir standart ağırlığı diyor LoRa'nın üzerine koyun. Pekala siz bu sıfırlama işlemini yaptıktan sonra 1 kilogramlık bir yükü ağırlığı yani standart olacak şekilde LoRa'nın üzerine yerleştirdiğinizde şimdi burada da diyor ki write the weight of the weight into control register'ı 33'e yaz diyor. Yani bu ağırlığı standart ağırlığın değerini control register 33'e yaz. Bakalım control register 33 neymiş? Bu da channel 1 ağırlık düzeltme değeriymiş arkadaşlar. Buraya ne yazacağız? Şimdi burada tabi sıralı olarak biz anlatmışız ne yapılacağına dair. Loasör üzerine standart ağırlığı yerleştirdik ve ikinci bir ağırlığı yerleştirdikten sonra da kontrol register 33'ün içerisine yaz demişiz. Burada da bu arkadaş gelmiş yine aynı özel modül yani kullandığımız K100'ün K33 kontrol register'ına yine to komutuyla bir adet data. Bu bir adet data da K1000 datası oluyor arkadaşlar. K1000 datasını yazıyor. K1000 de arkadaşlar 1 kilogramı sembolize ediyor. Yani 1000 olarak gramaj üzerinden 1000 olarak biz K33 yazıyoruz ve şu anki bizim ağırlığımız 1 kilogram diyoruz. Ve burada da set M2 demiş. M2'yi set ediyor arkadaşlar. Daha sonra da diyor ki execute the weight base point command by writing H002 control register 26'ya yani şurada yine to komutuyla K26'ya bir adet H2 datasını yazıyor. Onu da beraber inceleyelim. Şimdi burada da H002 datası neymiş? Channel 1 için ağırlık düzeltme komutuymuş. Yani bizim artık ağırlığımızın 1000 olduğunu biz burada bildiriyoruz arkadaşlar. Daha sonra da set M3 diyor. Burada da aynı şekilde arkadaşlar bir kalibrasyon aslında işlemi yapmış olduk. Yani sıfırdayken hiçbir ağırlık yokken dış etmenleri yok ederek biz ilgili kontrol register'ına sıfır gönderdik. Daha sonra da 1 kilogramlık bir ağırlık varken bunun 1 kilogram eşit olduğunu sistemimize bildirmiş olduk. Burada yine correction by software dediğimizde arkadaşlar
Bu örnekte de yine RS-232 haberleşme formatını kullanarak DVP-02 LCSL'ye bağlıyoruz arkadaşlar. Yani bunu PC'ye bağlıyoruz ve iki cihazı da biz enerjilendiriyoruz. Yani aktif ediyoruz ya da online moda geçiyoruz. Tabii şu görmüş olduğumuz işlem VPLsoft programındaki kalibrasyonu ifade ediyordu. Şurada da arkadaşlar bize söylediği software dediğimiz yani yazılım yoluyla bir kalibrasyon yapma işlemi bilgisayar üzerinden yani program üzerinden bu biz kalibrasyon işlemini nasıl yaparız işleminde de şurada gösterdiği gibi arkadaşlar Channel 1'in parametrelerini ayarlıyoruz. Burada her şeyi ayarladıktan sonra şurada görmüş olduğumuz gibi işte correction dediğimiz yani düzeltme işlemleri için Channel 1'de reset to zero command bilgisine geliyoruz arkadaşlar. Peki burada sıfıra ayarla işlemini nereden yapıyorduk arkadaşlar? Parametre ayarları kısmından yapacağız. Burada sorun yok. Fakat LoadCell'e bağlı olmamız gerektiği için ben burada bu program üzerinden bunu gösteremiyorum sizlere. Manuel üzerinden devam edelim. Burada reset to zero command dediğimiz öncelikle hiçbir ağırlık yokken burada sıfır değerini gönderiyoruz. Diyoruz ki program üzerinden LoadCell'e bizim şu anki değerimiz sıfır. Daha sonra 1 kilogramlık bir ağırlık ekliyoruz ve burada az önce sıfır yazdığımız yere 1000 yazıyoruz. Yani 1 kilogram olduğunu ifade ediyoruz bilgisayar üzerinden. Ve daha sonra da bunu download ediyoruz arkadaşlar. Yani indiriyoruz. Burada bu ilgili bilgiler arkadaşlar Channel 1 için LoadCell'e yüklenmiş oluyor. Bu şekilde de bilgisayar aracılığıyla da biz kalibrasyon işlemini yapabiliriz ya da VPL Soft ana PLC'mize yani CPU'muza yükleyeceğimiz program ile de aslında biz bu işlemleri yapabiliriz kalibrasyon. Pekala burada daha çok kullanacağımız olan VPL Soft'la yapılandır. Çünkü haşama ekran üzerinde kalibrasyon işlemleri için bir alan ayırdığımızda o kalibrasyon işlemlerini DOP haşama üzerine PLC üzerinden aslında yapmamız gerekiyor. Ve bunu da kalibrasyon ayarları bozulduğunda sürekli bir kullanıcı bu ürünü kullanan kişiler yapması gerektiği için ve sürekli olarak da orada bilgisayarda da bu programı bilen bir insan olmadığını düşünürsek VPLsoft'taki programın önemi biraz daha fazla olduğu görülüyor arkadaşlar. Yine burada da bir application examples diye bir uygulama örneği verilmiş. Tension control dediğimizde aslında bir gerilim ya da gerilim kontrolü olabilir. Burada da PID işlemleriyle yani PID komutuyla ve aynı şekilde de LoadCell'i kullanarak DVP20SX2 serisi PLC'de kullanılarak arkadaşlar bir uygulama yapılmış. Bu uygulamaya bakalım isterseniz. Burada bu uygulamanın da şeması verilmiş arkadaşlar. Şimdi LoadCell Material Winding Spindle Motor dediğimizde yani bu materyalin gelen maddeyi saran motor. Ve bu da materyal feeding motor dediğimizde bu gelen maddi malzemeyi besleme motoru diyebiliriz. Şurada şekilde görüldüğü gibi nasıl dizayn edileceği yani şekilli şekil üzerinden gösterilmiş. Yani bilgisayar ekranı şu an gördüğünüz gibi en sağ tarafta DVP20 SX hemen solunda DVP02 LC LoadCell modülümüz ve burada dijital analog dönüştürücü olan bir ek modül görmekteyiz. Channel 1 üzerine 2 adet LoadCell'i paralel olarak bağlamışız arkadaşlar. Bağlamamız gerekiyor. Bu uygulama için söylüyorum. Ardından DVP02 LCSL modülü için parametre ayarlarını girmemiz gerekiyor. Burada örnek üzerinden devam edeceğimiz için ilgili parametre ayarları işte öz değer ya da ölçüm zamanı gibi işte Channel 1 için ortalama zaman yani ortalama adet stabil ölçüm adına ya da maksimum ağırlığı ya da net ya da brüt ağırlığı gibi bu da tabii Channel 2 için burada verilmiş. Bu da disabled edilmiş zaten etkin değil. Burada arkadaşlar programa başlamışız. Şimdi burada ilgili ayarlar yapıldıktan sonra ki şurada da şekilde gördüğünüz gibi bu uygulamaya dair bir fotoğraf bırakılmış buraya. PLC programına geçelim isterseniz. PLC programında önce K101 özel modülü burada kullanılmış. Burada K2 Control Register'ına 4 adet data yazılıyor ve H0
Yani sıfır olarak önce hex olarak tabii K2 kontrol registerine gönderiliyor. Ardından from komutuyla da K16 kontrol registerinden bir adet datayı D0 içerisinden okuyabiliyoruz arkadaşlar. Daha sonra da PID kontrolde, şimdi buradaki D1 PID olarak komut kullanımında onu da inceleyelim hemen. Buradaki D1 arkadaşlar set değeri anlamına geliyor. Burada D0 olansa şu anki yani değeri present value dediğimiz değeri gösteriyor. D100 arkadaşlar parametre ayarı kısmını içeriyor ve D50 de bizim çıkış değerimiz output value dediğimiz değeri içeriyor. Daha sonra da to komutuyla da K16 kontrol register'ına bir adet data yaz diyor. O data da D50 datasını da burada çıkış değerini yani PID olarak ölçümden sonraki çıkış değerini de K16 kontrol register'ından okuyabiliriz arkadaşlar. Yine burada ilgili ayarları vermiş. İşte program açıklaması, PLC'nin işte stop'tan run'a geçecek. Daha sonra 0-10 volt arasında bir fren sistemi, brake sistem diyor. Bu ilgili ayarları yaptığınızı ben düşünüyorum ya da bunlar default settings yani fabrika ayarında olduğu için bunları geçiyorum. Ve burada PID tuning dediğimiz bunu da son olarak göstermek istiyorum. Peki PID'de ilgili ayarlar nasıl yapılacak? Burada da K100 özel modülümüz içerisinde aslında from komutuyla K12 kontrol register'ından bir adet datayı okuyoruz ve bu datayı D110 data register'ına yazıyoruz arkadaşlar. Daha sonra PID operation dediğimiz işlemleriyle şimdi present value'muz D110. Set value'muz yani set değerimiz D100 idi. PID formatına yazılan bir komut içerisinde ve PID parametresi de D500 içerisinde parametreler olduğunu varsıyoruz. Ve D50'miz de PID işlemlerinin sonucunda çıkış değerimizdi arkadaşlar. Bu da PID komutunun kullanımını içeriyor. Daha sonra D50'deki çıkışı Channel 1'in yani DVP04DA dediği dijital analog dönüştürücü modüle göndermemiz gerekiyor. Bu da şu şekilde K16 kontrol register'ına PID'den aldığımız çıkış değerini bir adet datayı yazıyoruz arkadaşlar. Ardından şöyle de bir kod bloğu bırakmışlar buraya. Yani şu işlemin ardından aslında biz DVP04DA yani dijital analog dönüştürücü modüle PID çıkışındaki değeri verdiğimiz için PLC aslında bu işlemlerin sonucundaki çıkış değeri ulaşmış oluyor. Bu programda şu blok komutları, bu komutlar yani bu blokta şunun için verilmiş. Şimdi PID'de bir sampling time dediğimiz bir örneklem zamanı yani 10 milisaniye içerisinde PID kontrolü biliyorsunuz arkadaşlar çok hassas ölçüm yapan ve aslında istediğimiz set değerinin üzerinde çok küçük hatalarla hep o seviyede tutmaya çalışan bir metot diyebilirim kabaca. Bu parametre ayarları içinde PID'nin 3 tane ayarı var arkadaşlar. Burada KP değerini D501'e, KI değerini D502'ye ve KD değerini de D503'e MOV komutuyla taşıyor arkadaşlar. D500'e de K1 değerini taşıyarak aslında burada PID tuning yani auto tuning dediğimiz aslında PID'yi otomatik olarak ayarlıyor arkadaşlar. Aslında PID'nin kalibrasyonunu yapmış oluyor diyebiliriz. Bu şekilde de best parameters dediğimiz en iyi parametre değerlerini işte KP'nin 100, K'nın 150 ve KP'nin de -5 olduğu değerler yani burada işte KP'yi 100 olarak, KI'yi 150 olarak ve KP'yi de -5 olarak biz ilgili data register'larına göndermişiz. Bunların da en böyle doğru değerler olarak en güzel, en hassas ölçümü için ilgili PID auto tuningine dair ilgili komut da arkadaşlar burada verilmiş. Pekala burada da arkadaşlar PLC program üzerine PID kontrolü de sağlayarak nasıl bir kalibrasyon işlemi ya da daha doğrusu bizim Loacel modülümüzü kullanarak nasıl işlemler yapabileceğimiz bilgisi de arkadaşlar burada bu şekilde verilmiş durumda.
Bu programa geldiğinizde ya da bu programı kullanıyor olduğunuzda aslında basit bir arayüzü var. Sistem ayarları kısmı, parametre ayarları kısmı, ayarlanmış ayarlar kısmı. Bağlandığınızda buradan yine işte sıfırlama işlemlerini ya da kalibrasyon işlemlerini yapabileceğiniz ve monitör kısmı da şu an Loasi'nin durumuna dair bilgi alabileceğiniz bir kısım arkadaşlar. Ben burada şunu da söylemek istiyorum hemen. Yani şurada kaç adet data okuyacağımız ya da kaç adet data yazacağımız bilgilerine, bunları nereye yazdığımıza, hangi data register'larına yazdığımıza ve kontrol register'larına da özen göstermeniz, dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer doğru kontrol register'larına doğru değerleri yazar ve doğru değerleri de tabii bu data register'larını siz belirleyebilirsiniz. İşte D0'ini D5 yazılabilir. Bu çok önemli değil. Fakat yazmış olduğunuz data register'larını da ekran üzerine vesaire doğru şekilde kullanırsanız aslında Loisel modülünün kalibrasyonu ya da Loisel modülünün kullanımını kolayca başarabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben bu videoyu burada bitiriyorum. Bununla alakalı sorunuz olduğunda ya da anlamadığınız kısımlar olduğu zaman site üzerinden ya da YouTube üzerinden ilgili herhangi bir kanal üzerinden bizlere ulaşabilir. Sorularınızı da sorabilirsiniz arkadaşlar. Esen kalın. İyi çalışmalar diliyorum.